وفي الآيات قد جلى وحين سألته دلى وأطفأ حرقة الكبد رسول الله قد هلى وفي الآيات قد جلى وحين سألته دلى وحين سألته دلى وأطفأ حرقة الكبد رسول الله. السلام عليكم değerli dostlar. Bir canlı yayında daha birlikteyiz inşallah. Evimizin bahçesindeyiz. Diyor ya şair, sanma ki ey hace senden zeru sim isterler. Yevme la yenfe'u de kalbi selim isterler diye. Rabbim kalbi selim içerisinde ötelere göçmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Zerusim istemiyorlar, yani altın, gümüş istemiyorlar. Öbür tarafta istedikleri sadece ve sadece kalbi selim. Evet, başka arkadaşların da katılmasını bekliyorum. Öylelikle başlayacağım. Bugün sizlere inşallah biraz egodan bahsedeceğim. Kibirden, benlikten bahsetmeye çalışacağım. İnşallah başta ben olmak üzere herkes nasiplenir. Allah razı olsun Erdem abi. Aleyküm selam Mehmet. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Ramazan Gümüş, hoş geldin. Bugün güzel hikayeler anlatmaya çalışacağım sizlere. Hikayeler üzerinden gideceğiz. Böyle bir dönüt aldım. Hikayeler üzerinden gidersek biraz daha güzel şeyler ortaya çıkabiliyor inşallah. Böylelikle devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Birazdan inşallah geçeceğiz. Urfa'dan misafirlerimiz var. Hakan Yıldız, Furkan Düzme. Hoş geldiniz. Evet. Şimdi değerli dostlar, inşallah hep beraber Allah'ın izniyle sohbetimize başlayalım. Size bugün kibirden, diğer adıyla ucuptan bahsetmeye çalışacağım. Hani ayette, Bakara suresi 34. ayet-i kerimede ve meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O ise diretti ve kibirlendi. Böylece kafirlerden oldu. Evet, Allah buyurdu. Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. Akli bir çözümleme. Mantıken baktığınız zaman gerçekten ateş çamurdan daha üstündür. Fakat aslında burada aklın durduğu, izanın durduğu, Allah'ın emrinin hakim olduğunu unutmamak gerekiyor. Çünkü sana emreden ey iblis Allah'tı. Ey insan, ey Allah'ın emirlerine karşı gelen insan. Ben tam bu noktada şu detayı sizlere bildirmek istiyorum. Çünkü çok önem veriyorum. Hani günde Allah-u Teala biliyorsunuz bize 5 kez huzuruna gelme davetinde bulunuyor. Fakat biz bunu reddediyoruz. Diyor ya alimler, İblis bir kez reddetti, huzurdan kovuldu ve perişan oldu. Ey insan, sen neyine güveniyorsun ki günde 5 kez davete icabet etmiyorsun diye bu detayı söylemek, ifade etmek gerekiyor değerli dostlar. Evet, ilk kibir sahibi olan şeytandı. Varlıkla alakalı bir düşüncesi vardı, bir tefekkürü vardı. Ben ateşten, o çamurdan diyordu. Halbuki mantıken düşündüğünüz zaman, derin derin düşündüğünüz zaman ki aslında size şunu da söyleyebilirim. İlla bu işte mantık yürütmeye de gerek yoktur. Eğer Allah-u Teala öyle demişse o öyledir. Fakat hani ateşin üzerine siz çamur ya da toprak attığınız zaman söner gider ateş.
Bunu idrak etmedi. O bazı vasıflarını, o ateşin yakan, o ateşin ışık veren, o ateşin aydınlatan vasıflarını ön planda tutarak ben üstünüm dedi. İnsanoğlu dostlar her anlamda kibirle, üstünlükle, egoyla bir mücadele içerisinde. Aslında tüm hayatımız boyunca biz bununla bir mücadele içerisindeyiz. Allah-u Teala kimimize farklı farklı vasıflar vermiş. Kimimiz çok iyi çiftçilik yapıyoruz, kimimiz çok iyi konuşuyoruz, kimimiz çok iyi resim yapıyoruz ya da yazı yazıyoruz. Ya da farklı farklı özelliklerimiz var. Herkesin farklı şekillerde bazı özellikleri var. Kimimiz çok iyi düşünüyor mesela. Bunların hiçbir tanesi birimizin bir diğerinden üstün olduğunu aslında göstermiyor. Fakat egomuz, bizim kendi varlığımız bizi öyle bir dikte ettiriyor ki bize, hayır ben ondan üstünüm diye. İnsan çok aciz bir varlık, çok sıradan bir varlık. Keşke bunu anlasa, keşke bunun idrakinde olsa. Fakat maalesef dediğim gibi bazen öyle problemli hallerle karşılaşıyoruz ki kendimizi başkasından üstün görebiliyoruz. Bu çok büyük bir tuzak. Üstünlük tuzağı aslında insanın hayatını cehenneme çevirebilecek bir tuzak. Ben bir diğerinden üstünüm tavrı, duruşu. Halbuki Allah-u Teala ne diyordu? Üstünlük ancak takva iledir. Takva nedir? Allah'tan korkudur. Peki bir insanın Allah'tan ne kadar korktuğunu nereden bilebiliriz? Tabii ki dostlar, bunun yaşayışa aksetme şekliyle görebiliriz. Bunun da ne kadar taklit, ne kadar gerçek olduğunu ancak Allah bilir. Yani kişinin Allah'tan ne kadar korktuğuna ancak ve ancak Allah karar verebilir. Siz değil, insan değil. Dolayısıyla Allah'ın karar verdiği bir konuda, üstünlüğün ancak Allah tarafından bilindiği bir konuda aciz bakış açısıyla bizlerin bir diğerinden üstün olduğumuzu düşünmemiz çok büyük bir yanılgıdır. Üstünlük ancak takva iledir. Takvayı bilecek olan da ancak Allah-u Teala'dır. Evet, tabii burada şöyle bir psikolojik durum ortaya çıkabilir. Yani hocam biz iyi olanı yapmamalı mıyız? İyi olanı tercih etmemeli miyiz? Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda şöyle bir hadisi var. Diyor ki kalbinde zerre miktar kibir bulunan kimse asla cennete girmeyecektir. Tekrar söylüyorum. Kalbinde zerre miktar kibir bulunan kimse asla cennete girmeyecektir. Bir adam oradan bir sahabi dediler ki kişi elbisesinin güzel olmasını, ayakkabısının güzel olmasını sever. Yani bu da kibir midir anlamında sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Allah-u Teala Hazretleri güzeldir, güzelliği sever. Kibir ise hakkın iptali, insanların tahkiridir diye buyurdu. Yani güzel olanı tabii ki biz sevebileceğiz, seçebileceğiz ama bu güzelliği seçerken kalbimizde kesinlikle ama kesinlikle üstünlük duygusuyla değil. Şükrü hiçbir zaman ama hiçbir zaman dilimizden düşürmeyerek. Allah'ım bunu sen bana verdin, sensin bunun vereni, vesilesi, sana şükürler olsun diyerek. Nefsimize bir paye çıkarmayarak. Bakın dostlar, nefsimiz büyük bir ciddi anlamda bizi cehenneme sürükleyen bir öğe bu anlamda. Onun terbiye edilmesi lazım ki bu mübarek günlerde onun terbiye edilmesiyle meşgulüz. Oruç tutuyoruz, bedenimize oruç tutturuyoruz. Gözlerimize, dilimize, kulaklarımıza, burnumuza oruç tutturuyoruz aslında. Biz sakin ol diyoruz, bak büyüklenme diyoruz, azma diyoruz, ileriye gitme ey insan, ey nefsim diyoruz kendi kendimize aslında. Dolayısıyla da böyle bir bakış açısıyla kişinin nefsini bu minvalde terbiye etmesi gerekiyor. Kibirlenmemesi, kendinin ne olduğunun farkında olması gerekiyor. Bir gün Hazreti Ömer dostlar hutbeye çıkıyor. Tam hutbeyi verirken ya Ömer diyor, dün baban Hattab'ın develerini güden bir çobandır diyor ve hutbeden iniyor. Ya halife ne oldu diyorlar. Aklıma halife olduğum geldi diyor. Başka bir gün sırtında çuval taşıyor. Niye böyle çuval taşıyorsun diye soranlara içimde bir gurur hissettim ve onu öldüreyim dedim. İşte böyle terbiye etmişler sahabe efendilerimiz veya da büyükler, salihler. Böyle bakmalıyız meseleye. Bizler kibrimizi,
gururumuzu ki bakın maalesef Allah bize hepimizi affetsin. Kibir, gurur taşımayan kimse yok neredeyse etrafta. Fakat durmadan bununla mücadele etmek durumundayız. Durmadan bununla bir savaş içerisinde olmak durumundayız. Bilmeliyiz ki kibir Nemrutların, Firavunların, Ebu Cehillerin işiydi. Aleykümselam, Allah razı olsun Osman kardeşim. Hayırlı Ramazanlar. Bakın, kibir manzumesi Ebu Cehil. Öldürülecek. Yerde, yaralanmış bir vaziyette İbni Mesud'un oğlu Abdullah onun başucunda ayağını göğsünün üzerine koyuyor Ebu Cehil'in ve sakalından tutuyor ve sesleniyor. Sen diyor Ebu Cehil değil misin? Ebu Cehil böbürlenerek diyor ki çok yüksek bir yere çıkmışsın ey koyun çobanı diyor. Çok yüksek bir yere çıkmışsın ey koyun çobanı. Abdullah İbni Mesud diyor ki ey mel'un diyor, ey lanetlenmiş kişi diyor. Cehennemi boylamak üzeresin ama hala böbürleniyorsun. Şimdi senin kafanı keseceğim hem de kendi kılıcımla diyor. Ve Ebu Cehil'in gerçekten kibir tarihine serlevha olacak bir cümlesi var burada. Bari diyor omuzuma yakın yerden kes de başım heybetli görünsün. Allahu Ekber. Kibrin son noktası geberecek, ölecek, cehennemeyi zümera olacak fakat hala kafamı diyor boynuma yakın, omuzlarıma yakın yerden kes ki diyor kafam, kellem heybetli görünsün. Allahu Ekber. Allah bizi kibirden, bu zavallı halden, aslında kibirlik bir zavallı haldir yani. Buradan korusun, bu halden korusun bizleri. Evet dostlar, bizler farklı farklı makamlarda, mevkilerde, pozisyonlarda bulunabiliriz. Fakat hiçbir zaman ama hiçbir zaman bu farklılığımız, bu duruşumuz, bu Allah'ın bize verdiği nimeti farklı şekillerde kullanmamalıyız. Hani farklı hikayeler anlatırlar. Fare ile deve hikayesinde böyle bir fable vardır. Anlatırlar, diyorlar ki işte kendini beğenmiş bir fare akıllı ama alçak gönüllü bir deve ile beraber arkadaşlık yapmış ve demiş ki ben sana kılavuzluk edeceğim demiş deveye. Bundan sonra artık ben seni nereye götürürsem sen benimle beraber geleceksin diye. Deve de peki demiş, öyle olsun, buyur gidelim. Gel zaman git zaman bir gün bir ırmağın kenarına gelmişler. Karşıdan karşıya geçecekler ama fare için o ırmak bir deniz mesabesinde. Çok büyük. Geçemeyecek. Geçemeyince mahcup bir şekilde ben geçemem demiş fare. Çok derin su diye. Tabii unutmayın işte insanın bazen duracağı yerler olmalı. Aciz kalacağı yerler vardır. İşte buraları düşünmeli insan. Amirken de, pozisyon olarak liderken de, üstteyken de hiçbir zaman ama hiçbir zaman kesinlikle ama kesinlikle ben dememeli. Önümüze bazen bizim aşamayacağımız denizler çıkabilir. Farklı şekillerde aciziyetimiz ortaya çıkabilir. Mahcup olabiliriz. Bu anlamda muhtaç duruma düşebiliriz. Hani bir tebessümle devam edelim. Bilgin ile kayıkçının hikayesi de meşhurdur. Bunu da sizlere anlatmak istiyorum. Çok hoşuma gider. Kendini beğenmiş bir gramerci, bir nahiv üstadı karşıdan karşıya geçecek boğazdan. Binmiş kayığa. Kayıkçının böyle karşısında kurum kurum kurularak böyle oturuyor, böyle efelenerek konuşuyor falan. Giderken söylüyor, diyor ki kayıkçıya sen hiç okudun mu diyor, herhangi bir şey okudun mu diye soruyor. Kayıkçı yok efendim diyor, ben cahilim diyor, okuma yazma bilmem ben diyor falan. Desene diyor, ömrünün yarısı boşa gitmiş diye diyor. Doğrudur efendim diyor, işte biz de böyle ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz diyor. Derken birden bir fırtına kopuyor. Birden tekne, kayık sallanmaya başlıyor. Kayıkçı dönüyor diyor ki, efendim diyor, yüzme bilir misiniz diyor. Bizim alim bilgin diyor ki, yok vallahi bilmem diyor yüzme falan diyor. O zaman diyor ki kayıkçı, vah vah diyor. Şimdi ömrünün hepsi boşa gidecek diyor. Keşke diyor gramer bileceğine biraz yüzme de öğrenseydin diyor. Ya böyle bir tebessüm, bir hikaye var arkadaşlar. Gerçekten öyledir yani. Bizim
hayat boyu acziyetimizi farkında olmamız lazım. Allah-u Teala herkese dedi ki ya, farklı farklı özellikler vermiş, farklı farklı güzellikler vermiş ve sağ olasın Mehmet, Allah razı olsun. Bu farklılıklar bizim birbirimizden üstün olduğumuz için değil. Herkesin bir imtihanı var. Herkesin kendisine verilen özelliği imtihanı. Çok güzel yazı yazıyorsunuzdur. Yazı yeteneğiniz vardır. Kitap yazıyorsunuz. Bu sizin imtihanınız oluyordur. Çok güzel ders anlatıyorsunuzdur. Bu sizin imtihanınızdır. Çok iyi bir çobansınızdır. Bu sizin imtihanınızdır. İşte bununla böbürlenmemek, çok basit olduğumuzu, hakikaten aciz olduğumuzu fark etmemiz lazım. Kemal Beğendik, Allah razı olsun, ondan bahsetmiş olayım. Yıllar önce bana anlatmıştı. Hocam dedi, beyinde sinapslar var dedi. Bu sinapslardan bir tanesini eğer sıkarsanız dedi, o kişiye dedi, çok özür diliyorum, dışkısını verin, o yiyebilir. O kadar sıradanlaşın her şey. Yani yanlış da doğruyu anlayamaz. Normal benim senin gibi yaşar ama kişi yiyeceği şeyin kötü mü iyi mi olduğunu anlayamaz. Bu kadar basit yani. Bu kadar aciziz. Bir beyin sinapsı. İncecik bir şey yani. Bu sıkıldığı zaman, bu kanallar arasındaki iletişim kapandığı zaman kişi eğriyle doğruyu maalesef kaybedebiliyor. Ayrıca başka bir şey söyleyeyim. Hani böbürlenen, böyle kendini bir şey zanneden insan için söylüyorum. Allah aşkına, ey insan, ne kadar güzel nimetler alırsın, yersin onu, tüketirsin. Çok özür diliyorum, sonra onu dışkı olarak dışarı atarsın, perişan edersin. Senin süzgecinden geçen mahvolup gider. Perişan olur. İşte dünyanın hali budur der adeta. Bakın, Rabbimizin bize verdiklerinin hepsinin ama hepsinin bu dünya üzerinde ciddi anlamda sebepleri var. Sebepsiz hiçbir şey yok. İbret alalım diye, hakikati anlayalım diye, tefekkür edelim diye Rabbim bunların hepsini bize veriyor. Şu doğanın yeşilliği, sonra tekrar sararması, sonra tekrar filizlenmesi, Kur'an'da Rabbimiz bunlardan bahsediyor. Rahmet yağıyor ve tekrar filizleniyor. Bunu ölüm ve tekrar dirime örnek olarak Rabbimiz anlatıyor. Hepsinde bir hakikat var. İşte bu hakikati kavramak adına çok tefekkür etmemiz, anlayabilmemiz lazım. Evet, son olarak dik kuyruklu fareden sizlere bahsetmek istiyorum. Çok sevdiğim bir hikayedir yine. Mesnevi'de bahsediliyor galiba, Mevlana anlatıyor. Dik kuyruklu fareden bahsediyor. Yine fable bu tabii. Hayvanlar konuşturuluyor. Bunlar hepsi teşbih. Hepsinin bir benzetme yönü söz konusu. Alacağız hayatımıza, biz bunları koyacağız, benzetmeye çalışacağız. Nelerimiz benziyor diye. Hayvanlar aleminde dik kuyruklu bir fare varmış. Ve çok yaramaz bir fareymiş. Çok edepsiz bir fareymiş. Oraya buraya sırnaşır. Onunla bununla uğraşır. Kiminin gider yuvasını bozar, kiminin gider nasırıyla uğraşır, kiminin gider burnunu ısırır, kaçar. Aslı kelam, yani zarar vermediği hayvan neredeyse kalmamış. Perişan etmiş. Derken ormanda artık konsey kurulmuş. Aslan başta olmak üzere tüm hayvanlar var. Ne yapalım, ne edelim diye konuşmuşlar. Bizim bu fareden kurtulmamız lazım. Bu dik kuyruklu farenin birisi artık çaresine baksın diye. Anlatmışlar, ne senin başına ne geldi, işte dik, kuyruğunu dikleştiriyor, bana böyle yapıyor, kuyruğunu dikleştiriyor, şunu şöyle yapıyor diye. Tabii o kuyruğunu dikleştirmekteki mana mecaz, hani gururu, kibiri, ben yaparım edası söz konusu. Ve aralarından bir tanesi kedi parmak kaldırmış, demiş ki ben hallederim demiş. Bizim zaten farelerle kadim bir düşmanlığımız vardır, eskiden beridir. Ben onun hal çaresine bakacağım. Siz o görevi bana verin, ben fareyi öldüreceğim demiş. Peki demişler, ihale kediye kalmış. Kedi o köşe senin, bu köşe benim, ormanın içerisinde bizim dik kuyruklu fareyi aramaya başlamış. Derken bir yerde bakmış ki yine kuyruğunu dikleştirmiş. Bir muzurluk peşinde, bir yaramazlık peşinde. Hemen atlamış oraya doğru, fare fark etmiş, koşturmaca başlamış. O köşe senin, bu köşe benim. Girmişler oraya buraya, o çalının altına girmiş. Kesinlikle kedi pes etmiyor. Fareyi öldüreceği yer, fareyi öldürene kadar durmayacak. Böyle bir vazife bilinci söz konusu. O ağacın üstü senin, bu ağacın altı benim falan derken
Bir bakmışlar orman bitmiş. Fare dönmüş arkasına bakmış, ağaçlar bitti. Kedi geliyor. Aman Allah'ım, ileride otlaklıkta bir tane inek var. İnek otlanıyor. Gitmiş ineğin yanına. İnek kardeş demiş, inek kardeş demiş. Lütfen beni kurtar demiş. Bak kedi geliyor, beni öldürecek demiş. Lütfen beni kurtar, canımı kurtar, yardım et bana demiş. İnek de demiş, yani ben sana niye yardım edeyim ki? Sen daha düne kadar bana yapmadığın edepsizlik kalmadı diye. Lütfen demiş. Ama bak öleceğim demiş. Bak bu sefer durum ciddi demiş. İyi peki demiş, arkama geç demiş. Arkasına geçmiş fare. İnek, çok özür dilerim, tersesinden, dışkısından bir yumak farenin üzerine bırakmış. Bırakmış, üstü kapanmış farenin ama dik kuyruğun ucu hala görünüyor tersenin içerisinde, o pisliğin içerisinde. Kedi gelmiş, bakmış en son ineğin oralarda görünüyor diye. Bakmış, bir bakmış bir pislik var orada. İneğin tezeyi içerisinden farenin kuyruğu görünüyor. Pençeyi atmış, fareyi yakalamış ve ila nihaya öldürmüş yani. Evet, Mevlana bu hikayeyi bize anlatır. Sonrasında der ki, buradan bizim 3 tane ders çıkarmamız lazım. Bir der, seni her pisliğe batıran bil ki düşmanın değildir. 2, seni her pislikten çıkaran bil ki dostun değildir. Ve 3, son olarak, bu kadar pisliğin içerisinde kuyruğunu dik tutmanın manası nedir? Evet dostlar, bu kadar pisliğin içerisinde, bu kadar problemin içerisinde, bu kadar bu dünyevi meşgalenin içerisinde, bu kuyruğu dik tutmanın alemi nedir? Evet dostlar, birkaç hikaye anlatmış olduk, hikayeleri paylaşmış olduk sizlerle. Rabbim inşallah nefsine basanlardan, enesini bastıranlardan, enesiyle mücadele edebilen kullarından eylesin. Efendimizin hadisini lütfen unutmayalım. Kalbinde zerre-i miskal kibir bulunan kişi ne diyor? Cennete giremeyecek diyor. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Allah ben dedirtmesin. Güzel olan her şeyin Allah'tan geldiğinin bilincinde, kötü olan her şeyin ise nefisten kaynaklandığının bilincinde bir hayat bize yaşattırsın inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Ben çok teşekkür ediyorum izlediğiniz, dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için. Allah oruçlarınızı kabul eylesin. Hayırlı iftarlar. Lütfen iftar anında duada unutmayın bizleri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.